Soçi zirvesinin sonuç bildirgesi açıklanmış. Bildirgede Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapılmış. Güzel. Yine bildirgede Suriye halkı, tırnak içinde bu laf, söz, kendi geleceğini seçimle karar vermeli denilmiş. Çok güzel. Şimdi bunun tam metnini getirirlerse ki arada galiba bir vaktimiz olacak. Orada ben merak ediyorum. Suriye Arap Cumhuriyeti mi denildi? Üniterlik mi denildi? Vurgular önemli. Çünkü Rusya tarafından bu bildirinin taslağı daha önceden hazırlandı ve basına servis edildi. Orada dört tane vurgu vardı. Bir, siyasal çözüm. Ne zaman yapıldı bu? Dün verildi. Taslak okudunuz verildi. Okudunuz mu siz? Ben okudum. Taslak verildi orada. Taslağın dört tane maddesi var. Bir, siyasal çözüm. Yanlış. Toprak bütünlüğü. Doğru. Bitireyim isterseniz. Dördünü. Siyasal çözüm yanlış. Toprak bütünlüğü. Yani savaşla değil, siyaseten çözelim diye. Ama bu hayalci yani. Savaş sonradan çözülmeyeceğim. Toprak bütünlüğünün altı vurgulanmış. Doğru. Üniter devlet. Güzel. Laiklik. Bu da güzel. Ama bakın şu yanlış. Siz Suriye'nin geleceğiyle ilgili Soçi'de, Moskova'da, Ankara'da, Washington'da, Berlin'de, efendim Moskova'da veya Çin'de, Pekin'de kararlar alamazsın. Yine bir ara vereceğiz. Madem Suriye karar verir diyor, o zaman bunların hepsi dileklerden ibaret. Hatta bu tür toplantılara hiç gerek yok. Bu masa laflarına da gerek yok. Şu, bir tek şunu söyleyebiliriz. Suriye'nin geleceğini Suriye devleti ve milleti tayin eder. O kadar. Evet. Ve biz Rusya olarak, Türkiye olarak, İran olarak, Irak olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin bölünmesini kabul etmiyoruz. Bu destek bizim hakkımız. Çünkü burada Suriye'nin işine karışmak yok. Onun toprak bütünlüğünü desteklemek, Suriye'ye müdahale etmek değil. Ama Suriye ne yapacak, nasıl hükümet kuracak, hangi hükümet biçimini seçecek, hangi devlet şeklini seçecek vesaire, bunlar ancak Suriye devleti tarafından kararlaştırılır.